Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Dolmuşu'nda ana haber merkezinden hepinize iyi akşamlar. Efendim, ben Deniz Zayıf Doğrulu ve bu kalbi Alanya Postacı ve ana haber merkezinden bize sağlıklı. Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize mutlu akşamlar. Alanya Belediye Meclisi Şubat ayı olağan oturumu Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Yücel, kar ve yağmur sebebiyle yoğun mesai harcandığı, bu yüzden diğer 3 aylık bir sekme olacağını ifade etti. Alanya'nın ulaşım master planının hazırlık aşamasına geçildiğini de ifade eden Yücel, Manavgat'la Gazipaşa arasının 9 ayda araç, yaya ve bisiklet yollarını kapsayacak şekilde uzmanlar tarafından planlanacağını söyledi. Alanya Posta Medya'nın sık sık gündeme taşıdığı 1+1 daireler konusundaysa en küçük bağımsız bölümün 40 metrekare olması kararlaştırıldı. Meclis Başkan Adem Murat Yücel'in açılış konuşmasıyla başladı. Millet ve Cumhur İttifakı grup sözcülerinin konuşmalarının ardından gündeme maddeler ele alındı. Başkan Yücel, zor kış şartlarına maruz kalındığını ve tüm imkanları hem Alanya hem de komşu ilçelerin ihtiyacına göre seferber edildiğini ifade etti. Son 70 yılın en fazla yağışının görüldüğünü ifade eden Başkan Yücel, Alanya olarak 2 gün üst üste çok ciddi yağmur oldu. Arkasından kar yağışı yaşandı ve büyük bir kar kütlesi ve soğukla karşılaştı. Bu durum bizim planlamamızı sekteye uğrattı dedi. Ve arkasından da yağmurun yağmamasıyla inanın çok büyük bir kar kütlesiyle karşılaştık. Çevre, ilçe belediyelere de denizden gelen desteği vermeye çalıştık. Her zaman için elimizde olanları paylaşmaya hazırız. Bundan sonra da hep hazır olacağız. Alanya'nın ulaşım sorununu toptan çözecek ulaşım master planı konusunda üyeleri bilgilendiren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, birkaç gün içinde master planla ilgili sözleşmemizi yapıyoruz. Okurcalardan Gazipaşa'ya kadar olan tüm Alanya'nın dahil olduğu trafik master planı sözleşmesi imzalanıyor şeklinde konuştu. Şuradan da şundan bizim bir ulaşım master planımız olması gerekiyordu. Bu hafta yani dün en son toplantımızı yaptık. Herhalde en birkaç gün içerisinde master planla ilgili sözleşmemizi yapıyoruz. Tek tip sahil büfesi projesi hakkında da bilgi veren Başkan Yücel, yaz sezonuna kalmadan sahiller hazır olacak. Hatta her mahallenin yoğunluğuna göre halk plajları olacak. Örnek büfe Altit tarafından yapıldı dedi. Alanya Belediye Meclisi turistik tesislerin ve eski konutların yıkılarak 1+1 daireler dönüştürülmesinin önüne geçmek için emsali birin altında olan yerlerde en küçük bağımsız bölümün 40 metrekare olması kararını aldı. Onaylanan karar 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak. CHP sözcüsü Erkan Demirci, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün zor kış koşullarından her türlü desteği verdiğini ve büyük şehirle koordineli bir çalışma yürüttüğünü belirterek teşekkür etti. Vesaire sağ olsun. Yani elinde olduğu müddetçe hiçbir şekilde hayır demiyor, kırmıyor. Burada bunu da bütün kamuoyunun önünde ifade etmek istiyorum. Kendisine bir teşekkür borcumuz var. İYİ Parti meclis üyelerinin Kestel Üniversite Caddesi'ne Ege Üniversitesi'nde öğrenciyken PKK yandaşları tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu ismi verilmesi konusundaki önerisi oy birliğiyle kabul edilerek komisyona havale edildi. İYİ Parti sözcüsü Hacı Mevlüt Zavlak, trafik sıkışıklığının özellikle yaz aylarında çok fazla olduğunu, İskele Caddesi'nde bulunan gişelerin iptal edilerek tıpkı diğer caddelerde olduğu gibi parkomat sistemine entegre edilmesi ise gişe kuyruğu beklenmesinin önüne geçilebileceğini önerdi. Şeyler, bu yeni kalkan gişeler hem de çeşitli para ödeme noktaları çok ciddi trafik sıkışıklığına sebep oluyor.
Ad verme komisyonu başkanı Mustafa Sümbül'se aynı isimden birden fazla caddeye yer aldığını, bu konuda 700 dolayından caddeye yönelik yasa gereği çalışma yapılacağını ifade etti. Başkan Yücel'se yasa engel olmadığı sürece devlet büyüklerinin isimlerinin birden fazla olsa dahi kalması yönünde çalışma yapılmasını talep etti. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad verme komisyonunda vatandaş, esnaf, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının adalet işlemlerinde sorun yaşanmaması ve çeşitli karışıklıklara bir mahal vermemek adına mükerrer isimlerin yönetmelik gereği değiştirilmesi görüşülecek olup komisyonumuzun kararlaştırılması. Oylamaya sunuyorum. Gündemin ikinci maddesinin 2 ve 3. Efendim, Alanya Metal İşleri Odası'nın devir teslim töreni gerçekleşti. Yeni başkan Ali Rıza Açman devir teslim töreninin ardından başkanlık koltuğuna oturdu. Açman görevi eski yönetim kurulunun çiçekle karşılamasıyla devraldı. İlk iş olarak bilanço ve resmi evrakların muhasebeci denetiminde incelenmesini sağladı. Eski başkan Kerim Taş'ın Ocak ayı maaşının ise kendisini 22 yıllık başkanlık koltuğundan indiren Açman döneminde ödeneceği tespit edildi. 27 Ocak tarihinde gerçekleşen Alanya Metal İşleri Odası seçiminde seçimi kazanan yeni başkan Ali Rıza Açman'ın devir teslim töreni gerçekleşti ve Açman yeni görevine başladı. Alanya'da uzun yıllardır görev yapan Kerim Taş'ın ardından yeni başkan Açman, bundan sonra elimizden ne geliyorsa esnafımızın yanında ve emrinde olacağız sözlerini kullandı. Biz de bundan sonra elimizden ne geliyorsa esnafımızın yanında, yanı başında, emrinde olacağız. Açman teslim töreninde şunları söyledi. Çok teşekkür ederim. Sizlerin de burada çok büyük bir emeği var. Tabii ki 22 yıllık eski başkanımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. 22 yıl boyunca elinden geldiği kadar hizmet etti. Biz de bundan sonra elimizden geldiği kadar esnafımızın yanında olmaya gayret göstereceğiz ve emrinde olacağız dedi. Alexan kardeşime bu odada çok büyük emekleri var. Tabii 22 yıllık bir başkanıma da buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 22 yıl boyunca bize hizmet etti elinden geldiği kadar. Biz de bundan sonra elimizden ne geliyorsa esnafımızın yanında, yanı başında, emrinde olacağız. Yetkililerle birlikte odanın geriye kalan dosyalarında incelemeler de bulundu. Bu kapsamda yapılan incelemenin ardından Metal İşleri Odası'nın denetim, yönetim, personel ve eski başkana borcunun olduğu tespit edildi. Eski başkan Kerim Taş'ın alması gereken Ocak ayına ait yaklaşık 11 bin lirayı bulan maaşı ise yeni oda yönetimi tarafından ödenecek. Açman borç miktarı hakkında odamızın geçmişten bugüne kadar toplamda 215 bin TL borcu var. Ödenmeyecek bir borç değil. Bunun hakkından esnafımız gelir sözlerine yer verdim. 215 lira borcumuz var ama ödenmeyecek bir borç değil. Bunun hakkından esnafımız gelir. Buradan sevgili esnaf arkadaşlarına saygılarımı sunuyorum. Odanın geçmiş döneme ait 550 bin dolayından 2022 adetleriyle birlikte ise 1 milyon 200 bine yakın alacağı bulunmakta. İncelemelerin ardından oda binasının bakımsızlığıysa gözlerden kaçmadı. Oda binasının ise bakımsızlıktan sıvaların dökülüp duvarın su aldığı, zemini ise çöktüğü dikkat çekti. Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Rıhtım bölgesinde oluşan ve birçok vatandaştan da tepki çeken çatlak sorununun Balıkçılar Kooperatifi'nin sorumluluğunda olduğunu belirterek yetki kimdeyse gereği yapılmalı diye konuştu. Türkdoğan enerji faturalarından yeni bir düzenleme daha umduğunu ifade ederek su faturalarından da indirime gidilmesi gerektiğini hatırlattı. 3 Şubat Perşembe günü de Regaib Kandili'ni hep beraber idrak edeceğiz. Bu vesileyle bütün İslam aleminin Regaib Kandili'ni de kutlayarak sözlerime başlıyorum. Türkdoğan geçtiğimiz günlerde Alanya'da düzenlenen kar şenliğinden sonra Rıhtım bölgesindeki gözlemlerini aktararak gördükleri manzaranın hoş olmadığını dile getirdi. İskele bölgesindeydik, Rıhtım bölgesindeydik ve bizler de Rıhtım'da bir dolaşmaya çıkalım dedik. Ardından hepimizin malum olduğu manzarayla bir kez daha karşılaştık. Türkdoğan kar şenliğinin ardından İskele Rıhtım bölgesindeydik. Hepimizin malumu olduğu manzarayla bir kez daha karşılaştık. Alanya'mızın göz bebeği olan Alanya'ya gelen her bir misafirimizin mutlak surette geçtiği İskele Rıhtım bölgesindeki gördüğümüz manzara hiç hoş değildi. Bundan dolayı da ilgilileri ve yetkilileri göreve davet ettik diye konuştu. Maalesef Alanya'mızın göz bebeği olan, Alanya'mızın vitrini olan, Alanya'ya gelen her bir
misafirimizin mutlak surette geçtiği İskele Rıhtım bölgesindeki gördüğümüz manzara hiç hoş değildi. Bundan dolayı da ilgili ve yetkilileri göreve davet ettik. Bazı arkadaşlarımız yanlış anlamışlar ilgili ve yetkililerden neyi ve kimi kastettiğimizi. Orada bütün yetki ve sorumluluk Alanya Balıkçılar Kooperatifi'nindir. Alanya Balıkçılar Kooperatifi'ne Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiraya verilmiştir. Dolayısıyla da yetki kimdeyse gereğini yapmalı. Gereğini yapmıyorlarsa, oradaki o rezil manzarayı düzeltmiyorlarsa, oraya bir çeki düzen vermiyorlarsa, o zaman zaten günü zamanı gelir, bakanlıklar nezdinde gereken yapılır. Buradan da bizler basın yoluyla bir takım siyasi paydaşlarımızla, kurum ve kuruluşlarla haberleşmiyoruz. Onu ifade etmek istiyorum. İhtiyaç hasıl olursa gerek Adalet ve Kalkınma Partimizin ilçe başkanından, il başkanına, yetkililerine, gerekse de biz kendi teşkilat yapımız içerisinde il başkanlığımızla, milletvekilimizle, genel merkez yöneticilerimizle her konuda uyum içerisinde ve istişare içerisinde çalışıyoruz. Türk Doğan elektrik fiyatları konusunda bir düzenleme daha beklediğini ifade etmesinin yanı sıra su faturalarında da indirim beklediğine dikkat çekti. Elektrik zamları hakikaten vatandaşımıza ciddi anlamda bir rahatsızlık yarattı. Hepimizi etkiledi. Bize gelen elektrik faturalarında da ciddi bir artış oldu. Bunun yanında sadece elektrik değil, Antalya Büyükşehir Belediyesi noktasındaki su faturalarındaki artışa da ben buradan dikkat çekmek istiyorum. Onlar da biraz düzenlemede bulunmaları gerekir. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız elektrik faturalarındaki çarpan sayısını vesaireyi bir düzenleme yaptı. İnşallah bir daha güzel bir düzenlemeyle de bu yapılan zamlar bir nebze geriye çekilir. Vatandaşımızın nefes alması sağlanır. Türk Doğan, Alanya Belediyesi'nin kente vizyon katacak yatırımlar konusunda da çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Cuma pazarı geleneksel halde olduğu gibi bundan sonra da aynı yerinde hizmet vermeye devam edecek. Bu vesileyle bizler üretken ve sosyal belediyecilik anlayışıyla Alanya'mıza hizmet eden belediye başkanımıza, belediye meclis üyelerimize ve Alanya Belediye'miz bünyesindeki başkan yardımcılarından birim müdürlerine, efendim Alanya'da elektrik zamlarından sonra vatandaşlar odun sobalarına yöneldi. Geçen yılla kıyaslandığında odun sobalarında talep %100 artmış durumda. Meşe odununun tonu tam tamına 1600 liraya kadar, yeni model odun sobalarının fiyatı ise 7 ila 8 bin lira seviyesine kadar yükselmiş durumda. Tüm Türkiye'de etkili olan elektrik zamlarından sonra vatandaşlar çareyi başka seçeneklerde aramaya başladı. Vatandaşlar yansıyan zamlardan daha az etkilenebilmek açısından daha kolay ve daha az maliyetli olan odun sobalarına yöneliyor. Bu kapsamda Alanya'da da odun sobaları yoğun talep görmeye başladı. Geçen yıla bakıldığında bu yıl meydana gelen zamlardan sonra odun sobalarına ve oduncu esnaflara talep %100 artış gösterirken, satıcılar Alanya Posta Medya ekibine değerlendirmelerde bulunarak vatandaşların bu yıl odun sobalarına yöneldiğini belirttiler. Alanya Posta Medya ekiplerine değerlendirmede bulunan birçok sobacı esnaf, taleplerin geçen yıla oranla oldukça arttığını ve vatandaşın eskiye döndüğünü aktardı. Günümüzde ise güncel soba fiyatlarının 1000 TL ile 7000 TL arasında fiyatların şekillendiğini söyledi. Alanya'da odunculuk yapan Hayri Çelik ise şu sözlere yer verdi. Odunlara talep yüksek, yetişemiyoruz. Müşterilere minimum 2 gün sonraya gün veriyoruz ve hatta bu bazen bir haftaya bile yaklaşıyor. Bunun sebebi de hem yoğunluk hem de kardan dolayı malları tedarik edemiyoruz. Elimizde olan bütün stokları da 2 haftada bitirdik. Yaklaşık elimize 20 gündür mal gelmiyor. Bu sene sobaya geçen çok müşterimiz oldu. Elektrik faturalarının yüksek gelmesinden dolayı ilk defa bu yıl odun yakan birçok müşteriyle karşılaştık. Dedi. Odun fiyatlarının geçen yıla göre artış gösterdiğini belirten Çelik, odun fiyatları da yükseldi. Geçen yıla göre fiyatlar tam 2 katına çıktı. Geçen yıl 1 ton 800 TL idi ama bu yıl 1 ton odun 1600 TL rakamlarına yükseldi. Tabii ki maliyetler artınca fiyatlara da yansıma oldu diye konuştu.
Efendim, sağlık reformunda bir değişiklik talebiyle 8 Şubat için bir iş bırakma kararı aldılar. Kimler onlar? Tabip odaları, sağlıkçılar. Şu anda bir canlı yayın konuğum var. Antalya Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Nursel Şahin. Sayın hocam, selamlar. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de davetiniz için size teşekkür etmek isterim. Sağ olun. Eksik olmayın, bizler de onur verdiniz. Sizleri ağırlamaktan büyük keyif alıyoruz Alanya Posta Medya ailesi olarak. Kıymetli hocam, sağlık reformunda değişiklik talebiyle 8 Şubat için iş bırakma kararı almış durumdasınız. İş bırakma ne kadar sürecek? Temel olarak beklenti talepleriniz nelerdir? Öğrenebilirsek. Tabii. Aslında hekimler uzun zamandır çeşitli nedenlerle bunaldıklarını, güvencesizliklerini, şiddete maruziyetlerini, özlük haklarında kayıplarını dile getiriyorlar. 23-27 Kasım arasında bir beyaz yürüyüş, arkasından da Ankara'da bir beyaz forum düzenlemiştik. Burada acil taleplerimizi yinelemiş ve kamuoyuna duyurmuştuk. Aralık ayının içerisinde biliyorsunuz bir yasa teklifi geldi. Hekimlerin maaşlarının iyileştirilmesine dair. Arkasından da usulsüz bir şekilde geri çekildi. Biz hem özlük haklarımızda iyileştirmeye ihtiyacımız var. Çünkü görüldüğü üzere ülkemizin her kesiminden geçinemiyoruz çığlıkları var. Emekliler, asgari ücretliler, toplumun değişik kesimleri geçim zorluğu içerisinde. Hekimler de aynı şeyi söylüyorlar. Şu anda yoksulluk sınırının altında maaş alan büyük oranda hekimler var. Ya da emekli hekimlerimizden açlık sınırının altında kalanlar var. Hekimler temel ücretlerinin, yani onların esas alınan ücretlerinin yükseltilmesini istiyorlar. Hiç değilse yoksulluk sınırının üzerine çıkmasını istiyorlar. Kamuoyunda bildiği gibi performansa dayalı, döner sermayeye dayalı ya da nöbet ücretleri gibi yan desteklerle oluşmuş bir ücretleri var. Dolayısıyla aylık gelirlerinin net olmadığından, düzenli olmadığından şikayetçiler. Ama esas şikayetçi oldukları çalışma yaşamındaki zorluklar. Hem bu ekonomik kriz hem de üzerine gelen pandemi, zaten tükenmişlik sınırında olan ağır çalışma koşulları altında olan hekimleri ve sağlık çalışanlarını bunaltmış durumda. Uzun nöbetler, nöbet ertesi aralıksız çalışma, vardiyalar, değişik çalışma biçimleri ve işin yoğunluğuyla hekimler bunalmış durumda. Aynı zamanda yöneticilerin baskılarına ve mobbinglerine maruz kalıyorlar. Hastalık karşısında güvencesizler en çok hastalanan, en çok hayatını kaybeden meslek grubundan birindeler. Kamuoyunda sık sık duyuyoruz, intihar eden tıp öğrencileri var. İntihar eden genç hekimler var. Ya da nöbetten çıktığında yorgunluk ve uykusuzlukla bir kamyona bindirerek hayatını kaybeden hekimler var. Yurt dışına giden hekimlerimizin sayısı, başvurular giderek artıyor. Dolayısıyla huzursuz bir ortam var. Bu ortamda sağlıkta şiddet de hiçbir şekilde eksilmedi, artmaya devam etti. Tabii ki toplumun genel şiddet halinden ve huzursuzluğundan ve ekonomik krizden etkileniyoruz. Bunlardan da büyük yaralar aldık. O nedenle hekimler belirsizlikten, geleceksizlikten, iş güvencesinin olmamasından, çalışma şartlarının hem şiddet nedeniyle hem de hastalıklara karşı korumasız olmasından şikayetçiler, bunların hızla düzeltilmesini istiyorlar. Bu geçtiğimiz dönemde COVID'in bir meslek hastalığı olduğu kabul edilmedi. İlliyet bağı arandı. Halbuki hiç korkmadan hastalığın üzerine gitti hekimler ve sağlık çalışanları. Bundan da güvenceli, biraz daha arkada kalan ya da kendi hayatlarının geri kalanlarında daha güvenli olmak istiyorlar. Taleplerimiz onun için çok acildir ama sadece hekimlerle ilgili değildir. 5 dakikaya sağlık sığmaz dedik. 5 dakikada sağlık olmaz dedik. Çünkü bakışımız sağlığın bir hak olduğu kavramı üzerinedir. Toplum sağlığını önceleyen bir bakış içerisinde davranıyoruz ve sağlığın bir bütün içerisinde ele alınmasını istiyoruz. Dolayısıyla sağlık sisteminin getirdiği bütün olumsuzlukları da dile getirerek bu taleplerimizde
birleştirmiş durumdayız. Gazeteciler olarak her zaman pandemi süresinde sahadaydık aslında. Yani hekimlerle birlikte gerçekten mesai yaptık ve kaybettiğimiz birçok hekimimiz oldu. Dediğiniz gibi iş bırakan ya da emekliliğini erken almak isteyen hekimlerimiz oldu. Peki şunu öğrenmek isteriz hocam. Bu şartlar doğrultusunda 8 Şubat için almış olduğunuz iş bırakma kararı tam anlamıyla hedeflenen şey ne olduktan sonra sona erecektir? Ne kadar sürecektir? Şimdi aslında biz 15 Aralık'ta bir uyarı görevi yapmıştık. Demiştik ki şartlar düzeltilmezse hekimlerin durumu çok kötüye gidiyor. Bu gidiş hem değerli genç hekimlerimizi kaybediyoruz hem de dediğiniz gibi istifalar var, erken emeklilikler var ya da kamudan özel sağlık işletmelerine, oradan muayenehaneye olmadı tekrar kamuya dönüşler var. Bu huzursuz ortamın ve bu güvencesiz ortamın düzeltilmesi için bir günlük iş bırakmıştık. Şimdi tekrar bir uyarı görevi yapmak istiyoruz. Oyalama değil, lütuf değil, hakkımız olanı istiyoruz diyoruz. Bunda hem çalışma düzenimiz 7-8'i geçmeyen nöbet sayıları, nöbet ertesi izinler, yorucu olmayan çalışma koşulları, güvenceli çalışma koşulları, sabah evinden çıktığında çocuğunu kreşe bırakan bir anne ya da baba hekim akşam eve nasıl döneceğini bilmek istiyor. O ay geçimini nasıl sağlayacağını bilmek istiyor. Eğer bu uyarı görevlerimiz yerine getirilmediği takdirde artarak devam edecek söylemek istiyoruz. Bizim grev diye söylemememizin, beyaz dememizin çeşitli nedenleri var. Adanmış bir meslek yapıyoruz biz. Fedakarlık üzerine yapıyoruz. Her koşulda toplumun ve insanların sağlığından yanayız. İnsancıl bir yanımız var bizim. Önlüğümüzün beyazına ve hak ettiklerimize kavuşmak için bu eylemleri yapıyoruz. Bizi duymayanlara, bizi dinlemeyenlere sesimizi duyurmak istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan neredeyse bir yıla yakındır randevu talebimiz var. Kabul görmedi. Bu sorunlarımız dinlenmek istenmiyor. Dikkate alınmak istenmiyor. Dolayısıyla biz hiç hastalarımızı üzmeden, onlarla beraber, o yurttaşların desteğiyle beraber bu talepleri dillendirmek ve duymayan kulaklara ulaştırmak istiyoruz. Dediğimiz gibi taleplerimiz halkın da daha iyi sağlık hizmeti alması gereken taleplerdir. Sağlıkla dönüşüm sisteminin yarattığı bu olumsuz, kışkırtılmış bir sağlık talebinin içerisinde boğulan, sadece tedavi edici hizmetlere yönelen sağlık sisteminde düzenlemeler istiyoruz. Bu pandemi bize gösterdi ki birinci basamak dediğimiz koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmediğimiz, aile hekimlerimizin isteklerine yanıt vermediğimiz koşullarda sadece hastaları tedavi ederek bu tür krizlerin üstesinden gelemiyoruz. Esas olan hastalanmadan hastalıkları önlemektir. Hem boşa israf yoktur, hem de daha etkili bir yöntemdir. Oysa şu anda sahada pandemiyi karşılamak ya da hastalıkları karşılamak yerine tedavi edici hekimliği özendiren bir yapı içerisindeyiz. Bütün bunların değiştirilmesini ve halkın sağlığının ve de hekimlerin yaşamlarının, geleceklerinin korumaya alınmasını istiyoruz. Etkin bir şiddet yasası istiyoruz. Görüldüğü üzere bütün bu boğucu ortama rağmen sağlıkta şiddet hiç azalmadı ve bu cezasızlık hali toplumda bütün bu kadına ya da çocuklara ya da bireylere yönelen bütün bu şiddetin cezasızlık hali daha cesaretlendiriyor. Onun için etkin bir sağlıkta şiddete dair yasa istiyoruz. Çalışma güvencemizi istiyoruz. İş güvencemizi istiyoruz. Hem kamuda hem özelde hekimlerin emeği ucuzlatıldı, köleleştirildi ve sağlıksız koşullarda çalışmaları isteniyor. Bütün bu taleplerimiz haklı, meşru taleplerdir. Zaten lütuf olanı değil, hakkımız olanı istiyoruz diyoruz.
Kıymetli Hocam, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bu bilgileri hem bizlerle hem kamuoyuyla paylaştığınız için. Bizler de umuyoruz ki Alanya Posta Medya ailesi olarak tüm hekimlerimiz, tüm meslek örgütlerimiz, tüm çalışanlarımız, tüm emekçilerimiz gerçekten hak ettikleri her şeyi alabilsinler ki dediğiniz gibi katılmamak mümkün değil. İnsancıl, insan yararına, insan hayatına dokunan bir meslektir doktorluk, hekimlik, gerçekten tabiplik. Umuyoruz ki en kısa zamanda herkes hak ettiğini bulabilir bu ülkede diyelim o zaman hocam. Çok teşekkür ederiz. Biz halkın bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Emekçilerin bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Bu dayanışma örnekleriyle bu zor günleri geçeceğimize biz de inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun hocam. Efendim, Antalya Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Nursel Şahin canlı yayın konuğumuzdu. Sayın Şahin, sağlık reformunda değişiklik talebiyle 8 Şubat için Türkiye Tabipler Birliği tarafından iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı. İş bırakma kararının süresine dair bilgiler verdi ve tam olarak bu eylemden sonra, bu beyaz yürüyüşten, beyaz eylemden sonra hükümetten ne beklediklerini de dile getirmiş oldu. Bir kez daha sizlerin nezdinde kendilerine teşekkür ediyoruz. Efendim, son günlerde enerji maliyetlerinin özellikle kış şartlarında üreticiyi de vurmasıyla bu durum hal fiyatlarına yansıdı. Alanya, Antalya ve İstanbul hallerindeki en güncel fiyatlara bakıldığındaysa İstanbul halindeki büyük fiyat farkı gözler önüne serildi. Alanya halinin ise Antalya haline göre daha pahalı olduğu gözlemlendi. Hava koşullarından dolayı özellikle örtü altı üretim yapan üreticiler ürünlerini dondurmamak için enerji kaynaklarını kullanmak zorunda kalıyor. Son zamanlarda elektriğe gelen zamla birlikte üretici de bu durumdan nasibini aldı. Günlerdir elektrik faturalarına gelen zam vatandaşları isyan ettirse de masraflarını kurtarmaya çalışan üreticiler ürünlere de zam koymak zorunda kalıyor. Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya yaptığı açıklamada zorlu geçen hava şartlarından ve maliyetlerden dolayı bir takım sıkıntılar yaşandığını, bunun da ürün fiyatlarına yansıdığını belirtti. Kış döneminde üreticilerin masraflarında devasa artış olduğunu kaydeden Kaya, masraflar gerçekten çok arttı. Zaten her seferinde belirtiyoruz. İlaçlar, gübreler çok cep yakıyor. Hele ki hava muhalefetinden dolayı enerji gideri çok fazla oldu. Bunlar ürünleri dondurmamak için yapılmak zorunda. Zaten ürünler bu şartlar altında da kolay kolay gelişip büyümüyor dedi. Alanya'da sebzelerde güncel fiyatlar şu şekilde. Salatalık 13,5-14 TL, domates 6,5-7 TL arasında, patlıcan 20 TL, seramuzu 6 TL olarak kayıtlara geçti. İstanbul'daysa fiyatlar şu şekilde. Domates 15-20 TL, salatalık 12 TL ile 15 TL arasında, patlıcan 25 TL ile 30 TL arasında, mussa 10 TL ile 12 TL arasında değişiklik gösteriyor. Antalya'da ise salatalık 10 TL ile 15 TL arasında, domates 6 TL ile 9 TL arasında, patlıcan 20 TL ile 25 TL arasında, mussa 6 TL ile 8 TL arasında değişiklik göstermekte. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali Ersin Yazıcı, İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzenlenen narkotik suçlarla mücadele değerlendirme toplantısına katıldı. Antalya'da yapılan toplantıda uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla yürütüleceği ifade edildi. Narkotik suçlarla mücadele değerlendirme toplantısı SEDİK'te gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yazıcı'nın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, SEDİK Kaymakamı Mehmet Kurtoğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydoğulları ve 81 ilde görevli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri katıldı. Toplantıda narkotik suçlara yönelik yapılan operasyonlarla ilgili bilgiler verildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2021 yılında uyuşturucu operasyonlarında Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdıklarını ifade ederek uyuşturucuyla mücadeleye yılmadan yorulmadan devam ediyoruz. Uyuşturucuya bağlı ölümleri 941'den 314'e düşürdük. 2021 senesinde sayılar 190'larda. Adli Tıp Kurumu'nun rakamları 3-4 ay geriden geliyor. Bu düşüş devam edecektir. 2016 yılında 88 bin uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilirken 2021 yılında bunu 3 katına yani 217 bine çıkardık. 2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırarak 22 ton 234 kilogram eroin, 2021 yılında ayrıca 5 ton 518 kilogram metamfetamin, 8 milyon 454 308 adet sentetik ecza ele geçirdik. Bunlar da Cumhuriyet tarihinin rekorlarıdır dedi. Eğitim Sen Alanya emekçileri sokakta eğitim emekçilerinin talepleri dikkate alınmalı sözleriyle protesto gerçekleştirdiler. Başkan Ali Koca, öğretmenlik meslek kanunu tasarısının sadece kamuda çalışan öğretmenlere yönelik sınırlı düzenlemeler içermesi elbette ki kabul edilemez diye konuştu. Geldi dostlar. Eğitim Sen Alanya Şubesi Başkanı Ali Koca sokakta eğitimciler için protesto gerçekleştirdi. Ali Koca emekçilerin arkasında durulması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi. Eğitim sisteminin en önemli unsurlarından birisi olan öğretmenlik mesleği gibi önemli bir konunun birkaç kanun maddesi üzerinden büyük ölçüde statü farklılaşması ve maaş artışına indirgenmesi doğru bir uygulama değildir dedi. 31 Aralık 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasından bu yana eğitim emekçilerinin gündemini oluşturan öğretmenlik meslek kanunu tasarısı eğitim çalışanlarının ve sendikalarının tamamına yakının eleştirilerine rağmen bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda gündem oluşturacaktır. Koca, Eğitim Sen olarak Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi burada sizlerin huzurunda bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. Eğitim emekçilerinin bilgisi ve önerileri dışında hazırlanan, onların temel haklarını ve taleplerini içermeyen öğretmenlik meslek kanunu tasarısı derhal geri çekilmelidir. Bir meslek kanunu hazırlanacaksa sadece öğretmenlerin değil, tüm eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerini güvence altına alan yeni bir düzenleme yapılmalıdır diye konuştu. Eğitim Sen olarak daha önce defalarca belirttiğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun tasarısının genel biçimi gerekse sınırlı içeriği açısından bir meslek kanunu olmaktan çok uzaktır. Kanun tasarısında özel okullar ve kurslarda çalışan öğretmenlerin ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin hiçbir düzenleme olmaması önemli bir eksikliktir. Ülkemizde bulunan bütün mesleki kanunlar tam özel ayrımı yapmak için ilgili mesleğe ilişkin düzenlemeler içerirken öğretmenlik meslek kanun tasarısının sadece kamuda çalışan öğretmenlere yönelik sınırlı düzenlemeler içermesi kabul edilemez. Alanya'da yolcu olarak bulunduğu otomobile tır çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki genç hastanedeki 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. Alanya'da meydana gelen kazada genç bir can hayata gözlerini yumdu. Trafik kurallarına uyulması gerektiğinin önemini bir kez daha gözler önüne süren bu kazada tır ve otomobilin çarpışması sonucu 17 yaşındaki genç hayattan koptu. Uğrak mahallesinde 21 Ocak akşamı yolcu olarak bulunduğu otomobile bir tırın çarpması sonucu ağır yaralanan Bayram Ali Gözü Küçük, doktorların tüm müdahalesine rağmen hastanedeki 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. Efendim, Alanya'da bir işletmenin önünden 500 kilogram hurda alüminyum çalan 3 kişi ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Abi.
Alınan bilgiye göre Alanya'da faaliyet gösteren işletmenin önünden yaklaşık olarak 500 kilogram alüminyum hurdanın çalınmasıyla ilgili 7. casat ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlığı 3 kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. 3 şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatının ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat ve Meslek Eğitimi kurslarına 9.724 kişi online kaydı yaptırdı. Yeni dönem eğitimler 14 Şubat'ta başlayacak. Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ATSEM'lerin ikinci dönem başvurularına Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. 10 ve 14 Ocak tarihleri arasında www.atasem.org.tr üzerinden 9.724 vatandaş online kayıt yaptırdı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ATSEM'lerde 157 branşta 575 kurs açılacak. ATSEM'lerde meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanlarında kurslar verilecek. İkinci dönem eğitim öğretim yılı kursları kapsamında kursiyerler 14 Şubat'ta ders başı yapacak. Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm birimleri ekip ve ekipmanlarıyla yolların açık kalması için yoğun çaba harcarken, ASAT ekipleri içme suyu hizmetinin kesintisiz devam etmesi için mesai harcıyor. Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Alanya kırsalında kar yağışı etkisini azaltırken yollarda kar temizleme, tuzlama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kardan kapanan Taşatan yolunun Yeniköy mahallesine kadar olan kısmı açıldı. Alanya'nın Gündoğmuş sınırında bulunan Bayır mahallesinde heyelan sebebiyle kapanan yol açılarak ulaşımı sağlandı. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri de kar yağışından olumsuz etkilenen yüksek kesimlerde vatandaşa verilen hizmetin kesintisiz devam etmesi için yoğun mesaiye devam ediyor. Akseki'nin Güçlüköy mahallesi içinde kardan kapanan yolları ASAT ekipleri iş makineleriyle açarak vatandaşların mağdur olmasını önlüyor. Efendim, Alanya'da 4 aracın birbirine çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Alanya çevre yolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından yolda trafik kısa bir süre kilitlenirken polis ekipleri yolu kısa sürede trafiğe yeniden açtı. Efendim, ben Deniz Zayıf Doğrulu. Gündemin kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, yaşanılası nice günler temenni eder. Yarın yine aynı saatte bu ekranlarda buluşmayı dileriz. Esen kalın.